Hoş geldiniz. İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin bu akşamki konuğu Conversations dizisinde Nazire Bilgili. Nazire Bilgili'yi ben daha önce tanımıyordum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir doktora izleme komitesinde bahsedildi. Onun hocası da bana master tezini gönderdi. Doğrusunu itiraf edeyim ki çok etkilendim malzemeden ve yazış biçiminden. Ondan sonra biz de davet ettik, bizi kırmadılar. İşte bugün İstanbul arşiv belgeleri ışığında İstanbul Limanı'nın modernizasyonu, İstanbul Limanı nasıl modernize edilmiş, nasıl kurulmuş, nasıl inşa edilmiş, imtiyazlar, teknolojiler, bunlarla ilgili bir sunuş dinleyeceğiz. Buyurunuz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Nazire Bilgili. 2016 Ekim'de yüksek lisans tezimi tamamladım. Bu konu üzerineydi. İstanbul limanlarının modernizasyonunu 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı odağında inceleyen bir çalışmaydı. Ve bu çalışma Karaköy ve Eminönü rıhtımları ile Haydarpaşa Limanı'nın inşası faaliyetlerini şehircilik tarihi ekseninde incelemeyi amaçlamıştı. Bugünkü çalışmada da çoğunlukla bu yüksek lisans tezimi esas alarak bir sunuş yapacağım. İçindekiler bahsettiğim gibi Karaköy ve Eminönü rıhtımları, Haydarpaşa Limanı ve son olarak da yaklaşım ve kaynaklar. Yani benim izlediğim bir yaklaşım üzerine, liman tarihi yazımında nasıl bir yöntem izlenebilir gibi bir bölüm olacak son kısımda. Benim bu çalışmamın başlangıcını Galata Gümrük binası oluşturdu. Tez danışmanım doçent doktor Aygül Ağır bana bu binayı önerdiğinde bu binayı araştırmaya başladım. Ve bunun bağımsız bir proje sonucunda inşa edilmediğini, bu binanın Karaköy Rıhtım Projesi'nin bir parçası olduğunu ve Karaköy Rıhtımı'nın yanı sıra Eminönü Rıhtımı'nın da benzer bir imtiyaz sonucunda hayata geçirilmiş olduğunu fark ettiğimde benim konum da biraz daha netleşmiş oldu. Yani sadece Galata Gümrük binasını değil, rıhtımı ve rıhtım binalarını esas alan bir çalışma yapmak istedim. Ve bu faaliyetler o dönem için Fransız sermayeli, yani yabancı sermayeli bir şirketin faaliyetleri sonucunda hayata geçirildiği için aslında bir yerde yabancı sermayenin Türkiye'deki etkileri nelerdir? Bunun İktisat tarihinde yerin nedir gibi sorulara da cevap bulmak istedim. Bu nedenle de bu projelere, yani rıhtım projelerine sebep olan dönemin koşulları nelerdi? Bunları araştırmaya başladığımda ekonomik ve sosyal dönüşümden bahsettiğimizde öncelikle sanayi devriminden, buharlı gemilerden, karantina idareleri ve karayolu yapımından, 1838 Balta Limanı Anlaşması'ndan, 1839 Tanzimat Fermanı'ndan, demiryolu inşası ve hinterland bağlantısından, para piyasalarından ve Avrupa kapitalizmi ile çevre alanlar arasındaki ilişkilerden de bahsetmek gerekecek. Bu dönemde, yani 19. yüzyılda Avrupa kapitalizminin çevre ülkelerde ya da periferi olarak adlandırılan bölgelerde daha çok demiryolu veya liman gibi altyapı yatırımlarına yöneldiğini görüyoruz. Bu da tabii ki de para piyasalarının elverişliliğinin aslında Osmanlı Devleti'nde neden etkili olduğu sonucunu da beraberinde getiriyor. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar ise devletin bütçe açığı ya da sanayileşmiş ülkelerin para piyasalarının elverişliliğinin buna sebep olduğunu, yani yabancı sermayenin Osmanlı'da neden etkili olduğunu açıklıyor. Tabii ki de demiryolu inşası ve hinterland, yani arka bölgeyle olan bağlantı aslında en önemli faaliyetlerden bir tanesi ki tüm bu rıhtım ve liman projelerinin inşasını veya onların modernizasyonunu temelini demiryolu inşasında ve bu demiryoluyla beraber arka bağlantıyla olan bağın güçlenmesinde görebiliyoruz. Balta Limanı Anlaşması da tabii ki de bu ticaret hacminin artmasıyla birlikte gelen bir şey. Aslında tüm bu sebepler neden bu projelere ihtiyaç duyduğuna dair soruların bazı cevapları da olmakta. Ekonomik ve sosyal dönüşüme devam ettiğimde Osmanlı'da 1860'lara kadar modern limanların bulunmadığını, yani kıyı şehirlerinde ticaret hacminin artmış olmasına rağmen yeterli tesislerin bulunmamasının bu duruma yol açtığını ve Osmanlı'da ilk defa 1856'da İzmir-Aydın
demiryolu inşası sırasında bu faaliyetlerin, yani liman modernizasyonunun da gündeme geldiğini görüyoruz. Örneğin Selanik'te de benzer bir sürecin yaşandığını, yine Selanik'teki rıhtım inşasına da İstanbul-Selanik, İstanbul-Mitrovica demiryolları ile Selanik-Manastır ve Selanik-Seres karayollarının inşası sırasında teşebbüs edildiğini görüyoruz. Bu da aslında o dönemde İstanbul Limanı'nın modernizasyonunun tekil bir proje olmadığını, benzer şehirlerde de örneğin İzmir'de veya Selanik gibi şehirlerde de benzer süreçlerin yaşandığını görüyoruz. Buradaki haritalarda örneğin İzmir rıhtımının inşasına yönelik 1867 tarihli bir öneri var. Verne eski haritasında da Selanik rıhtımının inşasından sonraki süreci görüyoruz. Bu da farklı bir bölgeden Beyrut rıhtım projesi. Yani gerek Orta Doğu'da, gerek Anadolu'da ve Balkanlar'da aslında benzer süreçlerin yaşandığını da görüyoruz. Ve yine karayollarının yapımıyla beraber Beyrut'ta da bu faaliyetlerin arttığını görmekteyiz. İstanbul örneğine baktığımızda İstanbul bir iskeleler şehri olarak tanımlanmakta. Örneğin bu haritada yaklaşık 40-47 tane iskele mevcut. Ve aslında neden bu limanların modernizasyona ihtiyaç duyduğuna dair bir cevap da olabiliyor bu harita bize. Çünkü çok fazla iskele var fakat yükleme tesisleri yeterli değil. Ve bu durumun çeşitli para ve zaman kaybına da sebep olduğu düşünülmekte. Dolayısıyla 19. yüzyılda Galata ve Eminönü kıyılarının düzenlenmesine yönelik de birçok tasarının gündeme geldiğini görmekteyiz. Bunun başlangıcını 1838'de Boğaziçi kıyılarında ilk fenerlerin inşa edilmesinde görüyoruz. 1839 tarihli İl Muhaber'de de yine İstanbul rıhtımında taş rıhtımların yapılması kararı yer alıyor. Fakat bu tür projeler yine de daha sonra gündeme alınıyor. Örneğin William James Smith'in bu konuda bir önerisinin olduğunu, yine Sultan Abdülmecit'in 1848'de İstanbul rıhtımlarının inşasına ve bütçesinin hazırlanmasına yönelik bir takım çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Ve aslında dönüm noktalarından bir tanesi de Kırım Savaşı. Çünkü Kırım Savaşı'nın İstanbul'a etkilerinden bir tanesi de mevcut tesislerin yetersizliğinin ortaya konulması. Ve bir diğeri de Yedikule Küçükçekmece hattı. 1870'te işletmeye açılan bu hattın İstanbul merkezine uzak bir bölgede olması, Sirkeci İskelesi'nde bir istasyon tesisinin yapımını da beraberinde getiriyor. Yani aslında o şehrin kaderini de etkileyen kırılma noktalarından bir tanesi. Ve gördüğünüz gibi 1838'den 79'a gelene kadar ve benim aslında burada daha bahsetmediğim de pek çok kıyı düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bunlar küçük ölçekli veya lokal çalışmalar. Ve 1879'da ilk imtiyazın verilmesiyle başlayan süreçte, bu da Marius Michel ve daha sonraları Michel Paşa olarak tanınacak olan Osmanlı tarihinde Fransız ve onun kurduğu Dersaadet Rıhtım Şirketi. Fakat bu imtiyazın yürürlüğe girmiyor. Bunun birçok sebebi var. Fakat örneğin bununla ilgili yazılmış bazı kaynaklarda sermayedar bulunamaması. Çünkü Michel Paşa bir yatırımcı ve bir sermayedar bulunması gerekiyor. Bunun en büyük etki olduğu düşünülüyor. Diğer bir konu da, bu da Osmanlı arşiv belgelerinden ulaşılan bir sonuç. Aslında Osmanlı hükümeti Haliç bölgesinin yabancı kontrolü altına girme endişesini taşıyor. Çünkü Michel Paşa rıhtımların inşası ve işletilmesi üzerine bir imtiyaz almak istediğinde Haliç'te vapurların da işletilmesi üzerine bir imtiyaz talebi var. Buradaki yazışmalarda da, yani Osmanlı resmi yazışmalarında da görülen konu, Haliç bölgesinin yabancı kontrolü altına girebilme endişesini taşındığı yönünde. Ve bu 1879 imtiyazının yürürlüğe girmemesi beraberinde 1885 yılında bir iradenin de yayımlanmasına sebep oluyor. Bu iradede Selanik'te mevcut rıhtımlar nedeniyle
İstanbul Limanı'nın ekonomik potansiyelinin tehlikeye girebileceği ve ileride depolar ve rıhtımlar inşa edilse dahi zararın tamamen telafi edilemeyeceği endişesini görüyoruz. Ve bu sürecin ardından 1890'da imzalanan imtiyaz sözleşmesiyle artık Karaköy ve Eminönü rıhtımlarının resmiyet kazandığını, inşasının ve işletilmesi sürecinin resmiyet kazandığını görüyoruz. Bu da o dönemdeki çeşitli gazeteler, örneğin 1848 yılından beri biraz önce bahsettiğim yazılar ya da 1890'lara gelindiğinde, yani artık rıhtım inşası resmiyet kazandığında da Türkiye gazetesinde buna da bir araştırmacı yer vermişti kendi çalışmasında. Fakat ben o çalışmanın, yani gazetenin aslını bulduğumda mesela şöyle bir ifade de yer alıyor. İşte bu projenin hayata girmesiyle önemli olan yabancı sermayenin Osmanlı'ya davet edileceği. Yani dönemin algısında bir yabancı sermaye etkisini ve onun vurgulanmak istediği anlayışı da mevcut. Bu inşa faaliyetlerini yürüten şirket Fransız sermayeli rıhtım şirketi, yani Dersaadet Rıhtım, Dok ve Antrepolar şirketi. Şirket Haliç'in Galata Azap Kapı ve Eminönü Unkapanı aksında rıhtımların, antrepoların ve mağazaların inşa edilmesinden ve bunların işletilmesinden, şirkete verilen, şirket tarafından satın alınan ya da denizin doldurulmasıyla elde edilen araziler üzerinde binaların inşa edilmesinden, bunların satılmasından ve gerektiğinde bu araziler üzerinde tramvay hattının inşa edilmesinden ve işletilmesinden de sorumlu. Ve bir diğeri de Haliç'in iki yakası arasında vapur işletilmesi. Yani şirketin yalnızca rıhtım faaliyetleriyle, rıhtım inşa faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda binalardan, binaların işletilmesinden ve gerekli durumlarda bir tramvay hattının da inşa edilmesinden sorumlu olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bir liman ve rıhtım faaliyetlerinin arka bölgeyle kurduğu ilişki adına da bir fikir vermekte. Bu harita rıhtım projelerine dair ilk önerilerden. Kırmızıyla gösterilen, yani yeni kıyı çizgisi ifadesiyle gösterilen kısım önerilen dolgu alan. Bunun arkasında kırmızıyla işaretli D, C, B harfleriyle işaretli olanlar önerilen binalar. Ve bunun arkasında aslında o dönem için henüz dolgu alan yapılmadan önceki durumu görüyoruz. Ve bu Galata kıyısı için böyle bir öneride bulunulmuş. Ve burada dikkat çeken bir konu da örneğin Y3 ile belirtilen yol ve yolların Galata tarihsel akslarının devamı olarak kurgulandığı. Yani şehircilikte bir tasarım kriteri olarak yolların, tarihsel aksların devam ettirildiğini ve buna bağlı olarak diğer binaların inşa edileceği parsellerin tanımlandığı. Ve Galata ve Eminönü yakasında 1900'de tamamlanıyor. Yani Galata'da 1892-1895 ve Eminönü yakasında da 1894 ve 1900 yılları arasında bu faaliyetler tamamlanıyor. Bu da Galata rıhtımında rıhtımların tamamlanmış olarak görüldüğü ilk harita, yani 1895 Huber haritası. Galata Köprüsü'nden itibaren gördüğümüz olan, zaten diğer bölgeyle kıyasladığımız zaman kıyıdaki keskin çizgilerin zaten bir müdahale, kıyıya bir müdahale edilmiş olduğu izlenimini veriyor. Rıhtım projeleri kapsamında inşa edilen binalar Galata Gümrük Binası, Çinili Rıhtıman, Merkez Rıhtıman, Liman İdaresi ve Sıhhiye Binası. Bu binaların özellikleri de örneğin Merkez Rıhtıman ve Çinili Rıhtıman'ın bir büro yapısı olarak tasarlanmış olması. Yani işlevinin büro olması aslında önemli, çünkü ticari anlamda bir ofis yapılanmasına ihtiyaç duyulduğunu düşündürtüyor. Bunun dışında Galata Gümrük Binası aslında Osmanlı'da betonarme tarihi için de önemli bir noktaya işaret ediyor. Çünkü bu binalar tespit edilebilmiş ilk betonarme bina örnekleri. Yani aslında rıhtım projeleri hem şehrin en büyük projeleri olması yönüyle önemli, ama bir taraftan da Osmanlı betonarme tarihi içerisinde de önemli bir noktaya işaret ediyor. Bunun dışında da diğer Sıhhiye Binası ve Liman İdaresi
Merkez Rıhtıman ve Çinili Rıhtıman arasında da Karaköy Yolcu Salonu, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen cephesinin yıkılmış olduğunu gördüğümüz Karaköy Yolcu Salonu. O daha sonra, yani Rıhtım projesi kapsamında inşa edilmiş bir bina değil. Ben orada bir şey soracaktım. O 1930'lar Yolcu Salonu, Revigor'un nasıl? Onun yerinde başka bir şey mi var? Boş. Orası boş mu? Boş görünüyor. Mesela Parvitiç haritasında boş arsa olarak görünüyordu. Sonra ve Eminönü yakasına baktığımızda biraz önce bahsettiklerim Karaköy Rıhtımı içindi. Örneğin günümüzdeki İstanbul Ticaret Odası yine erken betonarme örneklerinden halı ve manifatura antreposu olarak inşa edilmiş bir bina. Ve tabii ki de projeleri örneğin mimarlık okuyan veya bu alanda çalışanlar daha çok şehircilik tarihi odağında inceleme eğiliminde. Fakat bu çalışmalar bir taraftan da siyasi tarih ve iktisat tarihi adına da bize bir fikir veriyor. Ve benim ele aldığım dönem 2. Abdülhamit dönemi. Bir açıdan da bu dönemi çalışmak bir daha fazla araştırma yapmanızı da gerektiriyor. Çünkü her zaman üstünde çalışılması sevilen konulardan, yani 2. Abdülhamit dönemi. Çünkü gerek işte kimilerince baskıcı bir yönetim olduğu söylenen, kimilerince devletin yıkılmasını geciktirdiği söylenen bir figür. Tabii ki de ben mimarlık tarihi ekseninde incelediğim için benim amacım 2. Abdülhamit'in siyasi bir figür olarak nerede durduğunu tespit etmek değil, ama buna dair de bazı fikirler veriyor. Mesela bu harita, bu bayrak benim dikkatimi çekmişti. Rıhtım şirketi işte Fransızca olarak isminin baş harflerinden oluşan bu bayrağı kullanmak istiyor. Fakat buna izin verilmiyor. Çünkü bu şirketin bir Osmanlı şirketi olduğu ve bu nedenle de Fransızca isimde bir bayrak kullanamayacağı öne sürülüyor. Yani 2. Abdülhamit tarafından izin verilmiyor bu bayrağın kullanılmasına. Zaten imtiyaz sözleşmeleri ve şartnameler aslında bize en çok fikir veren belgelerden. Benim amaçlarımdan bir tanesi de bu sözleşmeleri yorumlamaktı. Yani gerçekten imtiyaz dediğimizde imtiyaz neleri içeriyor, ne kadar bir süreyi kapsıyor. Bunlar da önemliydi. Bunları da ilerleyen slaytlarda devam edeceğim. Ve bu çalışmaların basında nasıl ele alındığı, yani dönemin algısının anlaşılması açısından, örneğin İktam gazetesi Galata Rıhtımı başlığını taşıyor, 1900 yılına ait. Cumhuriyet gazetesi daha ileri bir tarihte. O da rıhtım inşasından sonraki sürece dair bazı işaretler veriyor. Ve 1890'da başlayan bu süreç 1934'e kadar sürüyor. Yani Osmanlı'yı ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni de ilgilendiren bir konu. 1920'lerde ekonomiyi Türkleştirme çabaları görülse de aslında bu çalışmaların hiçbirisi Türkiye ekonomisindeki yabancı unsurları tasfiye etme amacını taşımıyor. Çünkü amaç sermaye birikiminin sınırlı olduğu ekonomide yabancı unsurlardan yararlanarak gayrimüslimlerin etkinliklerini Müslüman Türk lehine azaltmak şekline dönüşmüştür. Yani 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin de iktisadi hayattaki önemi ve iktisat politikalarına yansımaları ve 1933 yılında Der Saadet Rıhtım Şirketi'ne satın alınacağının bildirilmesinin ardından hükümeti Şükrü Saraçoğlu ve şirketi ise işte Michel Canonge'un temsil ettiği protokol 1934'te taraflarca imzalanıyor ve 1934'te artık bu şirketin varlığını ortadan kaldırıyor. Yani 1935 yılından itibaren bu şirket artık tarihe karışmış oluyor. Yani dolayısıyla ele aldığımız dönem hem geç Osmanlı'yı hem de erken Cumhuriyet dönemini ilgilendiren, bu nedenle bu çalışmaları yaparken her iki dönemden de yararlanmak, gerek kaynak açısından, gerek metinler açısından ve yazım yöntemi açısından önemli. Ve şehrin demiştim diğer yakasında da bu sefer Haydarpaşa Limanı. Tabii ki de bu imtiyazlar devletin diğer devletlerle olan ilişkileriyle şekilleniyor.
1890'da şehrin bu tarafında inşaat süreci başlamışken şehrin diğer tarafında ve bu sefer 1899'da Alman sermayeli bir şirketle Haydarpaşa Limanı'nın inşası üzerine imtiyaz verildiğini görüyoruz. Ve aslında bu da yine demir yollarının beraberinde getirdiği bir sonuç. Yani Haydarpaşa Limanı bağımsız bir proje sonucunda değil, Anadolu demir yollarının limanda, yani daha doğrusu kıyıda meydana getirdiği yoğunluk sonucunda bir limanın oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Liman inşasından önce Haydarpaşa'ya baktığımızda, örneğin 1819 yılına ait bir harita, Colfer haritası, işaretli bölgelerde Kavak iskelesi, Harem iskelesi, Sağırcılar Burnu, Haydarpaşa iskelesi, Kadıköy iskelesi, Ayrılık Çeşmesi deresi, Haydarpaşa ve Kadıköy bölgeleri var. Ve 4 numarayla gösterilen Haydarpaşa iskelesi ve Haydarpaşa limanının inşa edileceği bölgenin yaklaşık olarak yerini de gösteriyor. Anadolu demir yollarından bahsetmek gerekirse, 1856 Paris Konferansı'ndan itibaren Avrupa sermayesinin Osmanlı'da demir yolu yatırımları yapma konusunda istekli olduğu görülmekte. 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması aslında devletler arasındaki rekabete yön verirken, demir yolu projelerine gösterilen rağbetin de artmasında etkili oluyor. Tabii ki de bu demir yolu projelerinin rekabet ortamına sebep olması Osmanlı'da nüfus bölgelerinin edilmek istenmesiyle alakalı. Çünkü Almanya yayılma planını öncelikle Anadolu ve Bağdat demir yolları aracılığıyla gerçekleştirmeyi planlamakta. Ve Bağdat-İstanbul hattının projelerinin hazırlanmasına dair bir irade de 1871'de yayınlanıyor. Ve bu da şu anki Haydarpaşa'nın yine kaderini değiştiren kırılma noktalarından bir tanesi. Fakat özel girişimcilere karşı bir güvensizlik var. Tabii ki de o dönemin en çok dikkate değer tarafı, bütün yatırımların yabancı sermaye ile yapılmış olması ve bunların bir imtiyaz sonucunda gündeme gelmiş olması. Fakat İngilizler tarafından Anadolu demir yollarının inşa edilmesi durumunda İngilizlerin Basra Körfezi'nde kazanacağı güçle saldırgan bir politika izleyebilecek olması endişesi var. Ancak 1871'de inşası başlayan, yani bir iradeyle başlayan bu hattı öngörülen süre içerisinde ancak Pendik'e kadar ulaşılması ise yine demiryolu projelerindeki çalışmalarıyla tanınan Wilhelm von Pressel'in görevlendirilmesini beraberinde getiriyor. Duyunu Umumiye'nin 1882'de faaliyete geçmesi Avrupa mali çevrelerinde tekrar güvenilirlik kazanmasını sağlıyor ve bu da yeni demiryolu projelerinin gündeme gelmesine yol açmakta. İngiliz ve Fransız sermayedarları arasındaki çekişme devam ederken Bismarck'ın çekingen politikası, bu da Bismarck'ın izlediği denge politikası olarak tanımlanmakta. İkinci Abdülhamit'in konuyla doğrudan ilgilenmesiyle Almanya yeni bir güç olarak ortaya çıkıyor ve Haydarpaşa Limanı ve liman yapıları Almanya'ya verilen bir imtiyaz sonucunda hayata geçiriliyor. Yani Anadolu Demir Yolları Şirketi. Bu konudaki Haydarpaşa Limanı'nın inşası üzerine önerilere baktığımızda da bir numarayla gösterilen yer 1872'de inşa edilen istasyon binası. Zaten kırmızı ile işaretli bölgeler önerilen, örneğin dalga kranı ve diğer binaları gösteriyor. Rıhtım duvarlarının güzergahı da, örneğin C, D ve E harfleriyle ben onları işaretledim. 3 numarayla gösterilen alan İngiliz mezarlığı, yani kıyı önünde dolguyla kazanılan bir alan ve bu alan üzerinde inşa edilmesi planlanan binalar. 1903 yılına geldiğimizde ise, yani Haydarpaşa Limanı ve liman yapıları inşa edildikten sonra bu sefer Karaköy ve Eminönü rıhtımından daha farklı işlevlere sahip binalar inşa edilmiş. Örneğin silo, ambar, gümrük binası, liman polisi, liman idaresi, elektrik santrali ve ilk istasyon binası diye işaretlenen yer, bu zaten daha önce inşa edilen. Bu binalardan bir kısmı günümüzde varlığını devam ettiriyor. Bir kısmı
yine 20. yüzyılın başlarında yıkılan binalardan. Ve aslında Haydarpaşa bu binalarla birlikte çayır niteliğini ortadan kaldırıyor. Çünkü o döneme kadar hep çayır niteliğinde olduğu söylenen, işte dönemde bir mesire yeri, bir sayfiye yeri olduğu görülen Haydarpaşa bölgesi artık farklı bir görünüme bürünmüş oluyor. Liman projesi kapsamında inşa edilen binalar, örneğin silolar, günümüzde varlığını sürdüren binalardan Silo A ve Silo B. Ve elektrik santrali, bunlar elektrik santrali biraz daha arka kısımda yer alıyor. Yani ama doğrudan örneğin orada herhangi bir vapura bindiğinizde bile Silo A ve Silo B'yi görebilirsiniz. Elektrik santrali için o arka kısma geçmeniz gerekiyor. Yine Haydarpaşa Garı, 1909'da hizmete açılan yapılardan. Bu bölümde de art bölgedeki, yani arka bölgede nasıl bir etkiye sahip olmuştur? Yani bir liman yalnızca kendi bulunduğu alanı değil, arkasındaki alanı da etkiliyor. Örneğin 9 numarayla gösterilen yerde bir otel, tiyatro, atölye ve dökümhaneler, restoran, bar, kaynak suyu deposu ve Haydarpaşa Caddesi gibi alanlar mevcut. Yani daha örneğin 1903'te tamamlandığını düşündüğümüzde bu limanın ve liman yapılarının, daha 1906'lara gelindiğinde bile limanın arkada yol açtığı dönüşümler bu harita aracılığıyla izlenebilmekte. Ve yine benzer süreçleri yaşayan Haydarpaşa'da 1924'te imtiyazın satın alınmasıyla, yani devletleştirilmesiyle, o da tarihe karışan şirketlerden birisi oluyor. Ve o da süreci tamamlamış oluyor. Biraz önce aslında kısaca bahsetmiştim. Ben bunu ayrı bir başlık açmak istedim. Yapım imtiyaz sözleşmeleri. Sözleşmeler elbette ki ticari ilişki kuran, karşılıklı tarafların onayıyla gerçekleşen ve hukukta da örneğin borçlar hukukunda ya da hukuk muhakemeleri kanununda yeri olan akitler olarak tanımlanmakta. Haliç'te, yani Karaköy ve Eminönü rıhtımları için Dersaadet Rıhtım Şirketi ile ve Haydarpaşa için Anadolu Demiryolları ile, Anadolu Demiryolları Şirketi ile imzalanan bu sözleşmeler aslında içerisinde birçok farklı noktaya referans veren maddeleri de barındırıyor. Örneğin Karaköy ve Eminönü için bu sözleşmeye baktığımızda Hidayet Camii ve çevrelerine, bu Eminönü yakasında yer alan Hidayet Camii ve çevrelerine şirket tarafından kesinlikle müdahale edilmeyecektir maddesi var. Yine Osmanlı arşivinde bunların krokilerine, bu binaların krokilerine baktığımızda da bu hükümlerin o krokilerde de yer aldığını görüyoruz. Yani sözleşme maddelerinin ne kadar uygulandığını tespit etmek istediğinizde örneğin bu bir kriter olabilir bizim açımızdan. Ya da her türlü hilenin önlenmesi için gümrük idaresine denetim yetkisi verilmiştir maddesi var. Bu da yine hile kurumuna benzer bir düzenlemenin olduğunu düşündürtüyor. Aslında en dikkat çekici maddelerden birisi de sözleşmelerin son maddeleri. Gerek Haydarpaşa, gerek Karaköy ve Eminönü rıhtımları açısından. Çünkü günümüzde bile herhangi bir inşaat sözleşmesinde meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlığın çözümü örneğin İstanbul mahkemelerine verilmiştir gibi böyle çok genel geçer ifadeler vardır. Bu sözleşmelerde de gerek halk ile gerek şirket ile meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlığın çözümü Osmanlı mahkemelerine verilmekte. Bu da milli hukukun uygulanacağını, yani sözleşme milli hukukun uygulanacağını vurguluyor. Ve hukuk açısından değerlendirildiğinde ve bu da hukuk muhakemeleri kanunu açısından sözleşmenin gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesine yetki verdiği. Yani hep konuşmamın başında da değindiğim gibi bir konuyu farklı açılardan ele alabilirsiniz. Fakat onun arkasındaki nedenleri anlamak, o sözleşmeleri yorumlamak en nesnel verileri de oluşturacaktır. Ve sözleşmelerle birlikte şartnameler ve değerlendirme kısmı, yani tüm bu anlatılanlar ışığında hangi sonuçlara ulaşılabilir, bunları nasıl gruplandırabiliriz? Örneğin siyasi tarih açısından tüm bu süreci,
nasıl değerlendirebiliriz? Bu tabii ki de uluslararası ilişkilerle ortaya çıkan, çünkü bu imtiyazların neden Fransızlara verildiği ya da neden Almanlara verildiği aslında bu ilişkilerin gelişmesiyle alakalı. Ve tabii ki de yayılmacı siyaset. Bu devletlerin neden Osmanlı üzerinde demir yolu inşa etmek istediği veya neden liman inşa etmek istediği, çünkü nüfuz bölgelerinin elde edilmek istenmesi var. İktisat tarihi açısından da 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin önemli noktalardan birini oluşturması ve tabii ki de şirketlerin satın alınması, yani devletleştirilmesi. Hukuk açısından devletler hukuku, gayrimenkulün bulunduğu ve sözleşmenin yapıldığı yer yönünden yetki ve milli hukuk. Aslında benim sözleşmede en çok dikkatimi çeken konulardan birisi de buydu. Yani milli hukukun uygulanacağının vurgusu var. Örneğin herhangi bir tahkime veya uluslararası bir hakem kuruluna değil ama Osmanlı mahkemelerine yetki veriliyor. Bu açıdan genelde bu liman projeleri çok zevkli, işte liman projesi çalışıyorum veya liman üzerine bir araştırma yapıyorum dediğiniz zaman genelde bunun zevkli bir konu olduğu söylenir ama aslında oldukça üzücü bir tarafı var, çünkü imtiyazlar, ekonomik koşulların yetersizliği, bunları çalışıyor olmak bu açıdan önemli. Ve şehircilik tarihi açısından bölgenin kullanımı, biraz önce örneğin Haydarpaşa'da gösterdiğim üzere 1906'da bile, daha liman inşasından çok kısa süre sonra bile bu inşaatın arkadaki bölgeye ne şekilde etkilerinin olabileceği, yani arka bölgeyle kurulan ilişki, çevreye etki, yapım teknolojisi ve coğrafya. Bunlar odağında bu çalışmayı da özetleyebiliriz. Son ana başlıklardan bu da yaklaşım ve kaynaklar. Tabii ki de bir tarih yazımında öncelikle bu alanda yapılan diğer araştırmalara bakılır. Diğer araştırmacıların çalışmaları tabii ki de önemlidir ve bize fikir verir. Ama aslında asıl olan birincil kaynaklardan bunları elde etmek. Yani ilk olarak o bilginin hangi kitapta, hangi dergide veya hangi arşivde bulunduğu önemli olandır. Bunu her zaman ulaşmak mümkün olmayabilir ama izlenen yöntem bence bu olmalı. Örneğin ben böyle bir dergiden bahsetmek istedim. Jeune Civil Ottoman. Her tarih araştırmacısı mutlaka Osmanlı arşivine bakar. Farklı bir ülke çalışıyorsa oradaki arşivlere bakar, gazeteler, dergiler olabilir. Ve benim de dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, bu projeler acaba basında nasıl ele alınmıştır? Örneğin herhangi bir dergi bu konuyu nasıl ele almıştır sorusu aklıma geldiğinde farklı dergilere bakmaya başladım ki bunların dijitallerine ulaşabiliyorsunuz. Gerek Türkiye'de veya yabancı kaynaklarda. Daha sonra böyle bir dergide içerisinde Karaköy, Rıhtı, Eminönü, yani benim konumla ilgili olabilecek her türlü anahtar kelimeyi aratmaya başladığımda bu derginin Stanford Üniversitesi'nde olduğunu fark ettim. Yani aslında Osmanlı'da yayınlanan Fransızca bir dergi ve 1911 ve 1914 sayılarına Türkiye'den ulaşılabiliyor. Fakat aradaki sayılar kayıp. Bu da benim dikkatimi çekti. Yani neden bu sayılar Türkiye'de yok? Sonra araştırdığımda bunun Stanford Üniversitesi'nde olduğunu gördüm. Daha sonra biraz da umutsuz bir şekilde üniversiteye mail gönderdim. Bu dergiyi bana gönderip gönderemeyeceklerine dair. Yaklaşık 3-4 gün sonra da cevap geldi. Fakat yine dergi yok ortada. Onların bir çalışma sistemleri varmış. Bir araştırma asistanı listesi gönderdiler bana. İşte o isimler, onların iletişim bilgileri, mail adresleri... ve hangi alanda uzmanlıkları var, hangi dilleri biliyorlar. Oradaki görevli de bana dedi ki, siz, yani mail olarak sadece iletişim kurabiliyorum zaten onlarla. Bu araştırma asistanlarından herhangi birisini seçin. Yani sizin araştırma yaptığınız alan, örneğin onun araştırma yaptığı alanla benzerdir. Bildiği dillere bakarsınız. Herhangi birisine mail atın. 2-3 gün içerisinde cevap gelmezse bir başkasına gönderirsiniz diye. Ben de artık böyle kara kara düşünmeye başladım. İşte bir de ücret ödemeniz gerekiyor. Fakat bu aşamadan itibaren üniversitenin bundan herhangi bir geliri ya da bir bağlantısı yok. Onun tek görevi bana o listeyi göndermek.
Ben de liseye bakmaya başladım ama bir taraftan da benim araştırma yaptıracağım herhangi bir şey yok. Ben zaten çok fazla araştırma yapmıştım bu dergi üzerinde. Yani aslında hangi sayıyı ve hangi sayfayı bulacağımı bile biliyordum. Sadece bana fotoğrafını çekip gönderseler bile yeterliydi. Daha sonra kütüphane görevlisi insafa geldi herhalde ve bana gönderdi benim istediğim sayıları. Tabii ben bu sayılara baktığımda işte içinde evet ben Karaköy, Eminönü, Rıhtım, Liman bunlar ya da Michel Paşa geçen her şeye bakıyorum ama her zaman istediğim bilgiye ulaşamıyorum ya da hiç bana yararlı bir bilgi çıkmıyor içerisinden. Bir tane buldum Galata Köprüsü ile alakalı. Onu eklemiş oldum. Ve derginin yine aradığım sayılardan bir tanesinin olmadığını söyledi bana. Ama ben araştırıyorum. Bu dergi evet Stanford Üniversitesi'nde görülüyor ama o görevli bana dergi yok diyor. Sonradan fark ettim ki ben bu dergi belli bir süre sonra Almanca yayınlanmaya başlamış. Daha sonra Almanca ismiyle arar mısınız işte şu sayıyı dediğimde o sayıyı da buldu. Ve orada da Haydarpaşa Limanı ile ilgili bir bilgi bulmuş oldum. Bunlar tabii ki de dünyayı kurtaracak bilgiler olmayabilir veya çok önemli bir bilgi bulamamış olabilirsiniz ama ben mutlaka önemli bir şeyler kazanılacağını düşünüyorum. Ya da diğer araştırmacılara en azından bir fikir verecektir ya da ilham olacaktır en kötü. O yüzden de bu dergiyi özellikle anlatmak istedim ve bunun araştırma sürecini. Ben de bir Almanya'da bulmuştuk, şeye bakıyordum. Oradaki planı var ya, Aksaray için yapılan 1910. O var, bir tek o dergide var. Almanya'da bir yer. Evet, yani farklı ülkelerden bulabiliyorsunuz. Ama zor oluyor. Mesela ben yaklaşık yani iki satırlık bir yazı buldum ama 15 gün uğraşmış oldum ama bunlar için değer. Yani bundan sonraki çalışmalarınızda belki akademik çalışmalar yapacaksınız veya herhangi bir çalışmada bile bence yaklaşım bu yönde olursa mutlaka bir şeyler buluyorsunuz. Ya da siz bulmasanız bile bunun bulunmasına vesile oluyorsunuz. Ne böyle bir çalışma hazırlamıştım. Bu da hani farklı haritaların, örneğin 1800'lere ait bir haritanın Rıhtım inşasından sonraki bir haritayla çakıştırılması üzerine. Tabii ki de dönemin teknolojisi buna aslında el vermiyor. Yani birebir evet ben bu haritaları belirli bir referans noktasından çakıştırıyorum ve değişimi ortaya koyabiliyorum şeklinde bir iddia sahibi olamam. Çünkü haritalar zaten o teknolojide ya da o detayda üretilmemiş. Ama bunun da belki bir fikir verebileceğini, yani haritaların karşılaştırılması, çakıştırılması üzerine bir yöntem olabileceğini düşündüm. Son olarak da böyle bir size de fikir vermesi açısından bu çalışmalarda örneğin hangi dergiler kullanıldı diye size önereceğim bir site Gallica. Orada Fransızca tüm gazetelere, dergilere hemen hemen diyebilirim ulaşabiliyorsunuz. Örneğin işte birinci sıradaki dergiye ve bu konuda Fransa'nın çok ileride olduğunu fark ettim. Yani aradığım hemen hemen her dergiyi bir şekilde buldum. Almanca'da kısmen bulunabiliyor. Yine Almanca anahtar kelimelerle ararsanız veya derginin direkt kendisini aratırsanız bulabiliyorsunuz. Türkiye'de de bu konuda çalışmaların epey ilerlediğini fark ediyorum. Çünkü artık hep dijitalleştirme veya doğrudan kütüphaneye gidip kendisine erişme imkanınız var. O yüzden de bu gelişme bizim açımızdan sevindirici. Dediğim gibi buradaki dergiler hani fikir vermesi açısından bazılarını tabii ki de ilk ben bulmadım. Fakat başka bir araştırmacı bulmuş olsa bile siz onu okuduğunuzda siz farklı yorumlayabilirsiniz, yeni anlamlar çıkarabilirsiniz, daha önce söylenmemiş bir şeyi söyleyebilirsiniz. O yüzden de bence doğrudan kaynaklara, dergilere ulaşmak bu açıdan önemli. Gazetelere, bazı gazetelerden de örnek göstermek istedim. Bunların bir kısmı Osmanlı'da yayınlanan gazeteler. Örneğin Le Figaro gazetesi. Oradan da bir haber bulmuş olmak beni sevindirmişti açıkçası. O Fransa'daki Gallica dediğim siteden bulmuştum bu gazeteyi. Ama çok araştırmanız lazım. Yani ben aklıma gelen her türlü kelimeyle araştırıyordum. Yani çünkü nereden hangi bilgiyi bulabileceğiniz belli değil. Özellikle Dar Saadet Ticaret Odası gazetesi benim açımdan çok faydalı oldu. Bunu da İstanbul Ticaret Odası Kütüphanesi'nden buldum.
Aslında ben bu gazeteyi farklı kaynaklarda görüyordum. Fakat nerede olduğunu farkında değildim. Bir gün Eminönü'nde geçerken İstanbul Ticaret Odası'nın önünden geçiyormuşum, fark etmedim. Sonra acaba burada bir kütüphane olabilir mi, işte varsa gazete var mıdır diye biraz böyle şans eseri girdim. Ya da kabul edecekler mi, çünkü bazen kütüphanelere gitmek için üyelik istiyorlar. O gün gittim ve gazeteleri buldum. O yüzden tabii ki de çok araştırmanız gerekiyor. Ben yaklaşık 10 yılın her sayısını gözle taramaya başladım. Dediğim gibi kimileri daha önceki araştırmacılardan ya da bazıları ilk defa benim orada tespit ettiğim gazete haberler oldu. Daha sonra ikinci olarak da Haliç ve Haydarpaşa haritaları. Ben tabii ki de esas aldığım tarihler 1890 ve 1934 olduğu için bu dönemi esas alan haritaları tespit etmeye çalıştım. Çünkü haritalar da bu anlamda tabii ki de detay seviyesi önemli ama önemli veriler bizim için. Rıhtım ve liman inşa ve işletilmesi üzerine imtiyaz sözleşmeleri. Sözleşmeler özellikle benim ilgi duyduğum konulardan bir tanesi. Çünkü gerek şu an çalıştığım alanda hazırladığımız sözleşmeler ve gerek de o dönemin algısını anlamak açısından ben önemli buldum. Ve tabii ki de şartnameler. Bunun dışında resmi yazışmalar ve Başbakanlık Osmanlı arşivi belgeleri. Yine burada da gerek haritalara, gerek sözleşmelere veya resmi yazışmalara ulaşabiliyorsunuz. Genel olarak hani kaynakları bunlar olarak belirledim ama tabii ki de diğer araştırmacıların çalışmaları. Bunlar zaten olmazsa olmaz kısımlardan. Ve bu kadar benim sunumum.